her geçen gün yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bir yerel seçimlerden başka nitelikler kazanıyor seçim süreci. Demokratik bir katılımın ve çoğulcu bir demokrasinin yerleşmesini hazırlayan bir toplumsal süreçtir. Demokrasi mücadelesi dönüştürme mücadelesidir ve halkın kendi kaderini belirleme iradesi örgütlü katılımla yaşama geçirilebilir. Kendi zeminleri birlikte yaratacağız, kanallarını açacağız. Halkın kendi kendini yönettiği, bölgesini kendisinin yaptığı, seçtiklerini denetlediği ve geri çağırma hakkının olduğu bir yerel yönetim anlayışını kuracağız. İktidarın tek bir kişiden halka devredebileceği demokratik pratikler yaratarak Türkiye'nin demokratikleşmesi yolunu yerelden açmalıyız ve açmaya kararlıyız. Demokrasiyi kentin bütün hücrelerine yaymaktan başka şansımız yok ve bunu birlikte başarmalıyız. Demokrasiyi, katılımı yerelde halk ile birlikte yaşama geçirerek özgürlüğün ve eşitliğin olduğu, halkların kardeş olduğu bir Türkiye birlikte yaratalım diye umuyor ve çaba göstereceğiz. Burcu Köksal denilen biri Afyon Karahisar belediye başkan adayı ve o kadının hezeyanlı, ırkçı, faşist söylemini arkadaşlar tüyleri ürperiyor insan bunu dinlerken. Bunu nasıl yapabilir? Ve grup başkan vekili bu kadın. Ve ne diyor? Hepiniz işte dinlediniz. Yarın diyor büyük belediye başkanı olayım diyor burada Afyon'da. Efendim bir şey. Belediye başkanı olayım. Bu kapıdan DEM hariç bütün partiler girecek diyor. DEM'i sokmayacağım diyor. Bakın şimdi. Burada ırkçılık var. Kürt düşmanlığı var. Demokrasi düşmanlığı var. Ayrımcılık var. Nefret var. Ve gerçekten her şey var. Örneğin ben gece baktım bütün şeylere sosyal medyada sabahleyin emin oldum erkenden kalkınca ilk işim açtım. Dedim herhalde bu kadın görevden alınmış olması gerekir dedim. Kıza çekilmiş olması gerekir dedim. Hadi diğerlerini çekmediler. Hepsine bir bahane buldular. Efendim yok bilmem 5 kez anket yaptırmış da bilmem hep önde çıkıyormuş da o savaş var. Peki buna ne demeli arkadaşlar? Bunun izahı var mı? Ve Türkiye'nin en çok bir arada yaşamaya, eşit, özgür ve kardeşçe yaşamaya gereksinmesi olduğu bu dönemde bu kadının ayrımcılığı nedir? Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklaması daha da vay. Ne diyor? Sürçü ihsan etti diyor. Dil sürçmesi oldu diyor. Nasıl dil sürçmesi olur arkadaşlar? Ve ne dedi kadın? Hayır dedi, dil sürçmesi değil dedi. Ben bunu bilerek söylüyorum dedi. Ve orada hala yerini koruyor bu. Peki o zaman bunu nasıl açıklamak gerekir arkadaşlar? Emin olun şimdi bunları söyledikleri üst üste bir koyun. Bunu nasıl açıklamak gerekir? Ve değişim dönüşüm adına geldi bu yönetim. Emin olun hayatının en büyük hizmetine uğrayacak bakın bu seçimlerde. Her yerde. Ve sonra da ne yaparlar kendileri bilir. Ama bizim yolumuz insan hakları yolu. Bizim yolumuz demokrasi yolu. Bizim yolumuz barış yolu. Bizim yolumuz adalet yolu. Ve kardeşlik yolu. Biz kadın bakış açısına sahip bir partiyiz. Bu yüzden de İzmir kentine uygun, İzmir'in de bir kadın kenti olduğunu düşünüyoruz. Tarihinde de bu var, yani tarihçesinde de var. Amazonlu kadınların kurduğu bir kent Simirna. Bu sebeple de buna uygun bir bakış açısıyla İzmir kentine hizmet etmeyi, bu bakış açısını, mor rengi bütün alanlarda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 8 Mart haftasındayız ve 8 Mart haftası sebebiyle özellikle kadınlara yönelik kısmını da açmakta fayda görüyorum. İzmir'de kadın şiddetinin, kadın kenti yapma amacımız var. Kadın kenti, kadınlar tarafından kurulmuş bir kent. Ancak kadına yönelik şiddetin çok yoğun da yaşandığı bir kent. Biz bu kadına karşı şiddetle mücadele etmek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir kadın
stratejisi ve stratejisini oluşturabilecek bir daire başkanlığı oluşturmayı hedefliyoruz. Hem bütçeyi, ana bütçeyi bu bakış açısıyla organize edeceğiz, oluşturacağız. Hem de bir kadın stratejilerini oluşturacak bir daire başkanlığı oluşturacağız. Ve bütün hizmetlerin bu eşit oranda her kesime yönelik olmasını sağlayacağız. Şimdi bütçeyi oluştururken dezavantajlı ilçeleri, dezavantajlı mahalleleri ve dezavantajlı grupları esas alacağız. Normal koşullarda dikkat ederseniz İzmir kentinin güzelliği şöyle, yani coğrafyası çok güzel ama yapılaşmanın getirdiği, çarpık yapılaşmanın getirdiği şeyle İzmir kenti ve gelişmişlik düzeyleri farklı olduğu da farklı olması sebebiyle de kırsala doğru gittiğinizde, gecekondu mahallelerine doğru gittiğinizde yerel yönetimlerin hizmetlerinden eşit oranda faydalanamadıklarını görüyorsunuz.